Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesinden Tekirdağ'dan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Manzaramız harika, denizimiz harika, dalga sesleri de buraya kadar geliyor. Ortam da güzel, konuklarım da güzel. Velhasıl bir akşam üzeri, aslında zamanım olsa belki de sabaha kadar konuşurdum ama zamansızlık yüzünden daha dar, daha özet konuşmak istiyorum. Peki kiminle konuşacağız? Önce misafirden başlayalım. Benim de tanıdığım, aslında sektörün de özellikle tohum sektörünü iyi tanıdığı bir isim var şu anda konuk olarak. Azerbaycan Tohumcular Birliği Başkanı Sayın Afer Hacıyev var. Sen Hacıyev, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ve tabii ki Trak Yatırım Genel Müdürü ve Türkiye TÜSİAB'ın, öyle söyleyeyim, Tohum Sanayicileri Alt Birliği'nin eski yönetim kurulu başkanı Sayın İlhami Özcan Aygün var. Şimdi siz de hoş geldiniz Sayın Aygün. Teşekkür ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Sizleri ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Sağ olun. İsterseniz konukseverlik dedin ya az önce. Konakperverlik. Konakperverlik, pardon. Sizden başlayalım. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ne getirdiniz? Nasıl buldunuz? Nasılsınız? İkincileri nasıl? Çok sağ olun. Bugünlerse ben Türkiye'nin Tekirdağ şehrinde olmamdan gurur duyuram. Çünkü burada benim eski dostum, yani İlhami Bey'le ben gelmişim, onun ziyaret etmişim onun. Yani onun evinde olduk, ailesini gördük, ailecilerle tanış olduk. Yani ailevi olarak, yani biz geldik ve ailevi olarak biz tanış olduk. İlhan Bey'i ben artık neçe yıldır ki tanıyorum. Yani tanıdığım müddette ben onu iyi bir insan kimi tanımışım. Ve biz orada da bayağı ben söylediğim kimi karar verdik ki biz dost olak ve bugün bura gelmemiz hemen dost olak sözüne göredir. Ve gelmişim, çok geldim, tanış oldum. İlhami Bey'in Trakya Tarım firması, sefilemremse, biz yani burada da olduk. Tohumculuk büyük bir tohumculuk firmasıdır. Ve tanış oldum. Hakikaten çok muasir bir tohumculuk müessesidir. Hansı ki bu müessese bizlerde Azerbaycan'da, ben derdim ki birçoklar için örnek olabilir. Birçoklar için örnek olabilir. Yani ben Azerbaycan'a kaydanda, yani bu hakta ben danışacağım ve lazım olsa Azerbaycan tohumcularını buraya getireceğim ki özleri öz gözlerle görsünler ki tohumu sanayi usulüyle istehsal etmek ne kadar semerelidir. Bir örnek tesis olsun. Bir örnek, hakikaten Trakya Tarım hakikaten örnek olmaya layık bir tohumculuk müessesidir. Ben sizi ilk tanıdığımda hiç unutmadığım bir deyişiniz var. Bize ona atasözü derler. Size de galiba buna benzer şey söylüyorlar. Atalar sözü böyle. Evet, atalar sözü var. Gerçi ben o dönemde TÜSİAP'ta çok gezdiğim ve Türkiye'yi çok iyi tanıdığım için tohumculuğun derin olduğunu, önemli olduğunu bilirdim ama siz söyleyinceye kadar da özet bir cümle hiç aklıma gelmemişti. O cümleyi ben söylemeyeyim. Siz söyleyin yine o zaman söylediğiniz gibi. Sonra da ne anlama geldiğini bize ifade edin o cümlenin. Bilirsiniz o atalı sözü söylememize önce ben demek isterdim ki yani tohum her bir devlette strateji mahsuldür. Bu noktaya nazardan da atalarımız böyle bir mesel söylemiş. Tohumun varsa git tarlaya. Tohumun yoksa git mezara. Hakikaten de tohumun varsa tohum ekeceksen çörek olacak. Yani ekmek Evet. değersiz olacak. Eğer yoksa acından öleceksin. Başka şansın yok. Mutlaka öleceksin yani. Elbet. Bunu siz çok meşhur mudur sizde bu söz? Çok kullanır mısınız bunu Belli, siz? belli, belli, belli. Azerbaycan'da artık çokları bunları bilir. Buna göre de tohumculuğa hemşe çok yüksek mesuliyetle yanaşırlar. Peki, o zaman şu soruyu soralım. Azerbaycan'da
Türkiye ile özellikle İlhan Bey'in başkanlığı dönemindeki TÜSİAD'la olan ilişkilerden sonra gerek birlik olarak siz, gerek Azerbaycan Republikası yani devleti, gerekse Azerbaycan ikincileri tohumculuğa nasıl baktılar, nasıl yaklaştılar, biraz daha ilgiyle mi yaklaştılar, daha doğru tohum aradılar mı, daha çok ikinciliğe rağbet ettiler mi, daha çok ilgi, alaka gösterdiler mi? Bəli, Azerbaycanda İlham Bey TÜSİAD'ın başkanı olan vaxt büyük bir nümayəndə heyəti ilə gəlmişdir. Və orada bizim bir çox Azərbaycan toxumçuları ilə bizim görüşlərimiz oldu. TÜSİAD'ın üzvləri ilə bir yerdə. Əlbəttə, yəni Azərbaycan toxumçuları bayaq mən söylədiyim kimi, yəni toxumçuların məsuliyyəti yanaşırlar. Amma yəni TÜSİAD'la görüşdən sonra Azərbaycan toxumçularının dünya görüşü toxumçuluq sahəsində daha çox dəyişdi. Və onlar da anladılar ki, toxumçuluqla daha çox məsuliyyətlə məşğul olmaq lazımdır. Çünki bilirsiniz, mən sizə düzünü deyəcəm. Yəni Azərbaycan toxumçuluq sahəsində və toxumun sənaye üsulu ilə istehsalı sahəsində türk qardaşlarımızdan çox geridədilər. Çox geridədilər. Bu biz bunu yəni öz bunu danmaq olmaz. Yəni bu faktdır. Faktı demək üçün də utanmaq lazım deyil. Doğru. Və bu yüzden de biz o vaxtı biz bir protokol anlaşması da yaptık. TÜSİAD'la Azərbaycan toxumçular birliği ile bir yerde yaptık. Ve böyle karara geldik ki Azərbaycan toxumçuları gelip Türkiye'de bizim Türk kardeşlerimizin o toxumçuluk meseleleri tanış olacağı yerindəcə ve toxumun sənayeli üsulunu öz gözlerle görsünler. Və bundan sonra bunu Azərbaycanda təşkil etsinlər. Yəni tanışlıq xarakterli. Anladım. Burada denemeleri görecekler. Nasıl yapıldığını görecekler. Bu bilgiyi taşıyacaklar. Bəli. Kendi ülkelerine. Bilirsiniz bir atalar sözü deyim. Bizde böyle bir atalar sözü var. Deyir, yüz eşitməkdənsə bir dəfə gözünlə görmək daha yaxşıdır. Yüz kere işitməkdənsə bir kere görmək daha yaxşıdır. Yəni bu atalar məsələn əldə repertuara biz belə qərara gəldik ki, bizim toxumçular dəvət olunacaq bura, Türkiyəyə və Türkiyədə toxumu necə istehsal edirlər? Hansı yolla istehsal edirlər? Peki sizdə daha çox hangi alanlarda hangi tohum çoxdur, çox ekilir, öyle söyleyeyim yani. En çox hangi tohumlar bulunur sizdə? Hangi mesela buğday mı fazladır, mısır mı fazla? İşte ayçiçeği mi fazla, çeltik mi fazla, nedir? Bizde en esas taxılçılıqdır. En çok taxılçılıq bizde ekilir. Yani mısır toxumçuluğu da artık bizde inkişaf etmeye başlamıştı. Çünkü hayvancılık gelişiyor çünkü. Bəli, heyvandarlıqla ilaqalı. Yani aynı zamanda ayçiçek de artık geniş ekmeye başlamışlar artık. Ama en esas Azerbaycan'da en çok taxılçılıq buğda. Buğda ve arpa. Yani en çok ekilen bunlardır. Peki yeni yeni böyle farklı ürünler mesela sebzeden de ya da ne bileyim tritikale gibi, yulaf gibi, fi gibi yani hayvansal ürünler de yavaş yavaş devreye giriyor mu? Yoksa sadece bizde vardı eskiden. Sadece buğdaya alıştık. Hep buğday mı ekiyoruz? Bilirsiniz ben böyle derdim ki Azerbaycan'da sebze toxumçuluğu Türk kardeşlerimizin qat-qat geride kalır. Yani bizim Türk kardeşlerimizin, Türk toxumçularının onların bildikleri bilgilere Azerbaycan'da büyük bir ihtiyacı vardır. Çok doğru. Çünkü sebze toxumçuluğu Türkiye'de daha çok inkişaf etmiş. Yani Türkiye sebze toxumçuluğu sahasında artık İstər səbzə, nəinki, mən belə deyərdim, nəinki taxıl toxumçuluğu sayəsində, aynı zamanda Türkiyə toxumçuları artıq səbzə toxumçuluğu sayəsində də Avropada, dünyada, yəni oturmuş bir durumdur. Söz sahibidir diyor. Söz sahibidir, bəli. Onlar öz sözlərini deyə bilirlər və rəqabət aparmağa layiqdirlər. Yəni rəqabət Avropa toxumçuları ilə rəqabət aparmaq gücündədirlər.
Ve biz de bir Azerbaycan toplumsa bir kardeş ülke olarak biz buna gurur hissediyoruz. Ve Türk kardeşlerimizin bu naliyetlerinden biz de yararlanmaya çalışırız. Son dönemde, son işte 5 yılda diyeyim ben ona, Azerbaycan'da da Türkiye'de olduğu gibi bir toprağa dönüş, bir tarıma dönüş, ekinciliğe ilgi, alaka arttı mı insanlarda veya sanayide veya devlette? Ben diyerdim ki bir iki yıl, üç yıl önce səhv etmirəmsa, yani İlhami Bey TÜSİAB'ın başkanı olan vaxt böyle bir nümayəndə heyətdə gəlmişdir Azərbaycana. Bundan sonra yani bizde de artık tohumçuluğa neyin ki taxıl tohumçuluğuna, eyni zamanda səbzə tohumçuluğuna, eyni zamanda mısır tohumçuluğuna ve ayçiçek tohumçuluğuna bizde de bir dönüş əmələ geldi. Ve biz de çalışacağız ki Türk kardeşlerimizin tohumçuluğu sayesinde kazandığı nailiyetlerden biz de bəhrələnək. İstifadə edəcək. İstifadə edək. Peki son sorum şu size. Ben Azerbaycan'a geldiğim ve yukarı Karabağ'a yakın bölgelere gezdiğim zaman topraklarının çok geniş olduğunu gördüm. Çok koyun gördüm. Ama devletin de çok büyük, hatta %100 teşvik vererek Azerbaycan halkına hayvancılık yap dediğini gözümle gördüm ve orada devlet desteğiyle işte 1000 hayvan, 5000 büyükbaş hayvan, 10.000 büyükbaş hayvan, sığır anlamında söylüyorum, tesise kuruluyordu. Bu kadar tesis, bu kadar hayvan gelmesi demek, bu kadar saman demektir, bu kadar yem demektir, yem bezelyesi demektir, yem ürünleri demektir. Böylece aslında hayvan demek, hayvanın yiyeceği tohum da demektir. Sizde hayvancılık gelişiyor mu? Son dönemde hiç görüyor musunuz? Eğer gelişiyorsa bunun tohuma yansıması ne kadar olur? Bilirsiniz, siz çok doğru buyurdunuz. Azerbaycan'ın prezidenti, çok hürmet ettiğimiz İlham Aliyev cənabları bir karar kabul etmiştir. Azerbaycan'da heyvandarlığı da heyvancılığı daha da inkişaf ettirmek için harici ülkelerden, xüsusilə Hollandiya'dan, Almanya'dan iri buynuzlu mal, biz mal deyirik, iri buynuzlu mallar alıp getirirler. Yani burada dövlət bizim prezidentimizin kararı ile dövlət desteği vardır. Yani eğer onun kıymeti ne kadar dese, yani fiyatı ne kadar dese, onun 50%'ini dövlət tarafından ödənilir. Yani 50% dövlət desteği mevcuttur. Evet. Yani dövlət kompensasiya edir 50%'ini. Tamam. Hal-hazırda bu devam edir. Yani bu xaricdən iri buynuzlu malların getirməyə devam edir. Ve bunun sayesinde de tabii ki heyvandarlığın inkişafı artık görünür. Yani heyvandarlığı inkişaf edirsə, yani artık bunun yeminə böyük ihtiyac olur. Yani yemçilik artık inkişaf etməlidir. Buna göre de her bir halda yine de gelip toxumçuluğa bağlanır. Aynen öyle. Deməli, toxumçuluq, bayağı mən dedim ki, bu strateji məhsuldur. Buna əbəs yerə strateji məhsul adlandırmırlar. Yani toxumçuluq bir neçə sahəni, yüzlərlə sahəni, sahənin inkişafı üçündür. Evet, çok şeyi geliştirir. Eğer tohumçuluk olmazsa yemçilik de olmayacak. Neyinki erzak? Yem de olmayacak. Yani bu o zaman heyvandarlığı inkişaf etmez. Buna göre süt olmaz, et olmaz. Bəli, 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 erzak olmaz. Ve ben size bir söz demek isterdim. Eğer bir insan siz takım diyorsunuz, öyle değil mi? Paltar. Yani bir paltarı bir il, üç il giymək olar. Ama her bir insan her gün erzakla təmin olunmalıdır. Əti olmalıdır, ekmek olmalıdır, süd olmalıdır. Bir gün olmasa insan dura bilməz. Yeganə zülalı insan yeganə olarak buğdadan alır. Yani çörəkdən alır. Evet, ekmek. Ana yiyelim. Bəli, zülalı yalnız ve yalnız çörekten alınır. Çörek ise tabii ki bu toxumçuluğu olmalıdır ki çörek olsun.
Peki. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok sağ olun. Teşekkürler. İlhan Bey, tabii önce misafire söz hakkı verdik. Şimdi sıra size geldi. Sizle bir görüşmeyle epey oldu. Önce ne yaptığınızı merak ediyorum. Çünkü siz rahat durmayan bir isimsiniz. Daha önce çok yoğundunuz, kendi işinize bakamıyordunuz ama ben ilk tarla gününü sizin oraya gelmiş görmüştüm ve o tarla günü de hiç öyle küçük falan değildi yani. Kocaman, hem alan büyüktü hem de içindeki çeşit olarak da farklı işler yapmışsınız. Ben son gelişmeyi alabilir miyim? Kaç çeşidiniz var? Bunların Türkiye ve dünyadaki yeri nedir? Yeniler var mı? Şimdi Mehmet Bey, öncelikle sizlere başarılar diliyorum. Çiftçi TV yeni yayına başlayacak. Yeni yayında tüm emeği geçen Çiftçi TV'nin kuruluşundan demiş, en alt kademesine, en üst kademesindeki bütün çalışanlarına başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir emeğiyle çiftçilerimizin, bizim ana istiklal konumuzdaki insanlarımızın gönüllerine tat kurursunuz ve kuracağınızdan da eminim. Başarılar diliyorum. Şimdi bizlere gelince ne yaptık? Tabii ki durmadık. Koşmaya devam ediyoruz. Niçin koşuyoruz? Bu bayrak için koşuyoruz. Bu insanlığı duyurmak için koşuyoruz. Onunla beraber kardeşlerimiz için koşuyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz. Ne yaptınız derseniz, çeşit sayısını çoğalttık. Buğday da mı? Buğday da en makarnalık, ev ekmeklik buğday olmak üzere, durum ve ağaç tohum olmak üzere. Onunla beraber yulaf çeşitlerimizi, kayıtlı sertifikalı çeşit sayımız az iken ve ilk tohumlardan bir tanesi de bizlerdeyken, şimdi çeşitleri 3'e çıkardık. Arpa da 2 sarılı ve 6 sarılı olmak üzere 3 tane arpa, yeni arpa çeşitimizi devreye koyduk. Yani biz çıkarmaya devam ediyoruz, üretmeye devam ediyoruz, ıslah etmeye devam ediyoruz. Ve de ıslah ederken de çeşitlerimiz artık Türk pazarında da, dünya pazarında da aranır duruma geldi. Ne derseniz, geçen yıl Gürcistan'a çeşitlerimizden bir buket halinde bir tır yapmıştık. Ramazan ayı içerisinde Gürcistan'daki arazileri gezdik. O mutluluğu anlatamazsınız. Orada görmüş olduğunuz tabloyu anlatamazsınız. Eğer merak eden izleyicilerimiz varsa trakyatarım.com'da oradaki Gürcistan'da ekilen standart çeşitleri ve kendi ülkelerinden, kendi insanının oraya ihraç etmiş olduğu tohumların inkişafını, gelişmesini, yayılmasını. Gelişmesini görünce herhalde onların da kalpleri pırpır eder, heyecanlanırlar, mutlu olurlar diye düşünüyorum. Ve bu yıl içerisinde de Kaan ve Hakan çeşitimizden 5 tırımızı önümüzdeki hafta Gürcistan'a göndereceğiz. Demek ki biz doğru iş yapmışız ki devamı gelmiş diyorsun. Orada güzel noktaya geldi. Ve oradaki yapılan denemelerde sadece Türkiye'den değil, bizim çeşitlerimiz değil, Avrupa'nın İtalya'sından, Fransa'sından, Almanya'sından çeşitler de vardı. Onlarla aradaki o farkı görünce, oradaki insanların bize ilgisi görünce diyoruz ki biz demek ki doğru işler yapıyoruz. Çok mu fark var? Evet, çok fark var. Ve mutlu olduk yani, başka bir şey değil. Şimdi Türk çeşitleri Gürcistan'da, oradaki Gürcistan çiftçisiyle yeşeriyor, büyüyor. Ama isimlere bakıyorsunuz, Kaan, Hakan. Ne kadar güzel bir şey. Aynı şekilde bugün buraya gelmeden önce de siz de bilirsiniz, hatırlarsınız. Sudan'la da ilgili çalışmalarımız vardı. Sudan Başkonsolosluğumuzla tekrar telefonla görüştük. O da şu anda Sudan'daymış. Orada da denemelerimiz sonuçlanmıştı. Oradaki yapılan resmi denemelerde de çeşitlerimiz 1 ve 2. sıra almışlardı. Onlarla ilgili de tahminimiz 4 ve 5 konteyner ihracatımız olacak. Ve bizim istiklal konumuz, baktığınız zaman buğday ve tahıllar dediğiniz zaman zor bir konu. Ama biz bunu başardık. Ekip olarak başardık. Sizlerle başardık. Hep birlikte başardık. Yani zor bir konuda ihracat yapabiliyorsanız o bu devamı gelir. Tam bu noktada sizden başlayarak, tabii siz sadece kendi alanınızı bilmiyorsunuz. Ben sizi takip ediyorum. Hem eski göreviniz gereği hem de şu anda hala mutlaka gözünüz böyle bir sağa bir sola bakıyordur. Türkiye'deki durum nedir? Yani siz tamam Gürcistan'a gönderdiniz. Ama daha önce gönderilmeyip de şimdi Türkiye dışına ister sizin ister başka Türk firmalar tarafından
gönderilen safi Türk tohumu var mıdır bildiğiniz? Valla buğday tohumu ile ilgili genel olarak söylüyorum. TİGEM'den Sudan'a daha önce gönderilmişti yine bizim araştırma enstitüsünden çıkan tohumlarımız. Onun dışında özel sektörden ihracat hiç yoktu. Şimdi ama son dönemdeki daha önce de televizyon programında dile getirdik. Türk tohumculuğunda bir sıçrama vardı. O sıçramayla beraber Ayçiçek'te de yine Bursa'daki yerleşik bir firmamız artı Mısır'da yine Manisa'da bir yerleşik firmamız çeşitlerini dünyanın değişik bölgelerinde pazarlıyorlar ve ses getiriyorlar. Aynı zamanda Sayın Başkanımızın dediği gibi sebze tohumculuğunda da şu anda söz sahibi olan firmalarımız var. Bu tabii ki bizim gelmiş olduğumuz noktada bizleri tatmin ediyor mu? Hayır, tatmin etmiyor. Firmalarımızın çoğalmasını istiyoruz. Artmasını istiyoruz. Desenin de çoğalmasını istiyoruz. Sadece belli ürünlerde kalmasını değil, diğer ürünlerle çeşitli farklı olsun istiyoruz. Rekabetin olduğu, global ekonomide ticaretin olduğu yerde eğer siz de varsanız demek ki siz artık iyi bir oyuncu olmuşsunuz, küresel oyuncu olmuşsunuz ve izlenebilirsiniz. Bir şeyi merak ediyorum. Türkiye'de firmalara şöyle genel olarak baktığın zaman devletten de bir şeyler hep beklediler. Çünkü bu tohumcuk demin ifade ettiği gibi önemli bir alan ve bunu tek başınıza götüremiyorsunuz. Yapılan çalışmalarla bürokratik alanda da tohumcuk sektöründe bir gelişme var mı? Önü açılabiliyor mu? Özel şirketlere de tohumculuğu daha iyi, daha geniş yapması için bir altyapı hazırlığı konusunda adımlar nasıl gidiyor? Şimdi Mehmet Bey, siz de hatırlarsınız. Geçtiğimiz dönemde çıkartılan bir tohumculukla ilgili, tohum firmanın desteklenmesiyle ilgili 3 milyon TL'lik bir rakam vardı. O bizim yine dönemimizde 10 milyon TL'ye çıkartıldı. Bunun nedir dediğiniz zaman sektör için? Sektörün altyapısının gelişmesinde böyle bir kaynağın sektöre kullandırılması, Ar-Ge yaptırımlarında yine işletmenin çalışması için öz sermayenin aktarılması konusunda böyle bir kaynak kullandırıldı. Onunla beraber bakıyorsunuz değişik enstrümanları devreye koyuyoruz. Ama daha yapacak çok şeyler var. Daha çok yapacak şeyler var. Yani ben geçmiş dönemde de, bugün de, yarın da ithalatın olmamasından tarafım, ihracatın olmasından tarafım, benim çiftçimin üretmiş olduğu tohumların dışarıya gitmesi, artı onunla beraber dövizlerin dışarı çıkmaması, dövizin ülkeye gelmesi tarafındayım. Ve bunun için de ihracatın daha da desteklenmesi tarafındayım. Onunla ilgili de elimizden gelecek katkıyı koymaya çalışıyoruz. İnşallah daha da güzel olacak. Tabii bu durum öyle hademi olmuyor. Türk tohum firmalarının da bu şeye yatırım yapmaları gerekiyor. Çok zor bir çalışma. Evet, bir zaman isteyen. Üstelik de bir tüccar para yatırsa, sanayi tesis kursa mesela, altyapı kursa, bunun geri getirisi herhalde en erken 5 ile 10 yıl arasında. Türkiye'de hazır parası olup da bu alana yatacak adam da yok. Ancak tohumcu kendi parasını kazanacak, yatırımla para ayıracak, bir daha kazanacak. Bu sayede gerçekten çok zor bir şey. Çünkü hiçbir iş adamı cebindeki hazır parayı kalkıp da İlhan Bey'e verip hadi İlhan Bey Türkiye çok iyi bir noktaya gelsin, bu önemli bir konudur demez. Demiyor zaten. Bilmiyorum bunu yayınlar mısınız? Sabancı grubu daha önce tohumculuğa girmişti. Bıraktı. Koç grubu Tatla tohumculuğa girmişti. O da çekildi. Şimdi biz içerideyiz. Yani bu deli işi. İşi sevmek çok karlı mı derseniz işte firmaları örnek verdim. Türkiye'nin önde gelen firmaları. Girdiler, baktılar karlılık durumuna. Dediler biz burada durumumuzun anlamı yok. Bakalım. Ama burada başka bir konu var. Sevmek. Şimdi biz toprağı seviyoruz, üretmeyi seviyoruz, artı çiftçiyi seviyoruz. Ama başka bir şey daha var. Çok doğru bir şey. Buranın iyi anlaşılmasını istiyorum. Ben de iyi anlaşılmasını istiyorum. Siz çiftçiyi sevseniz de, toprağı sevseniz de, tohumculuğu bilmeseniz, bizatihi kendini bu işten anlamasanız, siz yine bir şey yapamazsınız. O doğru tabii ki. O yüzden Koç grubunun da, Sabancı'nın veya herhangi bir zengin grubun da bu alana girip başaramama nedeni, şirketin kendi bünyesindeki bir adamın bu işle
ister Ziraat Fakültesi bünyesinde, ister alaylı olarak uzun süre çalışıp ayaklarının toprakla çamurlanmamış olmasından kaynaklanmıştır. Eğer masa başında kar zarar hesabına bakarsanız olacağı bu. Biz ona bakamıyoruz. Biz şeyin bir de manevi kısmına bakıyoruz. Mutluluk kısmına bakıyoruz. Bir şey elde ettiğiniz zaman tamam para kazanmak isteriz ama bir de sizin yeni bir ürününüz. Üretme diyorsun. Evet. Bir üretim sevdası mı? O ayrı bir sevgi, o ayrı bir sevda. O bakıyorsunuz insanı farklı bir şekilde değeri ölçülemeyen bir aslında mutluluk sana veriyor. Yani her şeyin para olmadığını biz görüyoruz, gözlemliyoruz. Yani ve de işte siz de hatırlarsınız. Bizim bir lafımız var. Şimdi markete gittiğim zaman gözlerim benim onu gördüğüm zaman farklı bir çakıyor. İçimiz ürperiyor. Diyorsunuz ki bizim üretmiş olduğumuz, ıslah etmiş olduğumuz yulafımızdan elde edilmiştir. Şimdi %40'ları aşan bir rakam. İşte o da 2-3 gün öncesi yine rakamlarını verdiler. Tekrar üretim devam ediyor. Çiftçimize hem kaliteli hem sertifikalı yulaf tohumunu veriyorlar. Aynı zamanda üretmiş oldukları çiftçinin ürününü fabrikaya alıp proseste de hiçbir sıkıntı yaşamadan hem kaliteyi yükseltiyorlar hem de verimi yükseltiyorlar. Bu da bakıyorsunuz dövizin dışarı gitmediğini, ham madde olarak dışarı gitmediğini görüyorsunuz. Hem çiftçi memnun, hem sanayici memnun, hem de Merkez Bankası hazine memnun. Çünkü dışarı da gitmiyor. Para bize kalıyor. Peki, Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Buradan dönünce yeni ne yapmayı düşünüyorsunuz Azerbaycan'da? Ne çaktı kafanızda tabiri neyse? Ben burada elbette. Evvela çok sağ olun. Ben size teşekkür ederim ki yani vakit tapıp siz gelip bize müsahibe götürdünüz. Buna göre size çok büyük minnettarlığımı bildiririm, teşekkürlerimi bildiririm. Ve burada benim teessüratım çok büyüktür. Yani ben İlhami Bey'le, kardeşimizle onun topçuluk müessesində olduq, yəni Trakya tarımda olduq və burada işlərin necə düzgün aparıldığını, yəni bütün texnoloji qaydalara əməl olunduğunu və yüksək texnoloji avadanlıqlarla təmin olunduğunu, burada işlərin necə məsuliyyətlə getdiyini, hər bir işçinin işə, toxumçuluq işi məsuliyyətli iş olduğuna görə hər bir işçinin də, oradakı hər bir işçinin də öz işlərinə nə qədər məsuliyyətlə yanaşdığını bir daha biz öz gözümüzlə yakinen gördük. Oldun, öz gözümüzlə gördük və şahid olduq. Və burada mən bir çox çeşidlərlə tanış oldum. Hansı ki çox yüksək verimli çeşidlərdir. Deməli Trakya tarımında bu çeşitlerden bir neçesinin adını mən sayabilirim. Burada kan çeşidi, hakan çeşidi, rumeli çeşidi, türk gaz çeşidi. Xüsusilə mənim daha çok hoşuma geldi. Ve iki cərgəli arpa çeşidleri de vardır. Altı cərgəli arpa çeşidleri de var ki bizim daha çok hoşumuza geldi. Her halde biz çalışacağız ki o toxumlardan Azərbaycana apara. Siz bunu denediniz mi kendi ülkenizde bu çeşitler denendi mi? Bəli, bəli. Orada ben bir neçə yıl önce ben bunları nümuneler aparmıştım. Yani küçük miyazda nümuneler aparmıştım. Orada biz bu çeşitleri əkdik ve çok yüksek, yani inanılmaz derecede yüksek məhsuldarlıq biz orada qeyd aldık. Sizinkilere göre? Bizim öz torpağımız Azərbaycanda. Bizim çeşitlerden yüksek yani məhsulları nədir? Ne kadar? Yani ben sizden gizletmeyeceğim. Yani bizde Azerbaycan'da orta məhsullarlıq hektara 3 ton götürülür. 3 ton götürülür. Ama biz burada söhbətimiz oldu. Ben soruştum İlham Bey'den 7 ton 8 ton hektara yani məhsullarlıq var. %50 %100. Demek olar ki %100. %100 fark var demektir. %100 fark var. Eğer %100 fark varsa o zaman ne için biz bunlardan istifadə etməyik? Ne için biz bunlardan Azərbaycana aparmayaq ve məhsulları yüksək məhsulları almayaq? Peki oradaki toprak yapısıyla buradaki aynı mı? Yani örtüşüyor mu? Hava yapısı, toprak su yapısı o ürünler bizim tohumlarda eşdeğer midir? Uygun mudur yani bu tohumlar sizin topraklara? Bilirsiniz, ben sizin sualınıza cevap vermemizden önce ben onu bildirmek isterdim ki
Yani bu yıl Azerbaycan'da görünmemiş quraqlıq oldu. Yani əkinlerin demek olar ki %50% məhv oldu susuzluqdan. Ama burada Allah'a çok şükürler olsun ki, ben İlham Bey'den soruştum. Burada yağıntının miqdarı çok normal olmuş ve bu yüzden de yüksek məhsuldarlıq olmuştur, yüksek məhsul götürmüştür ve biz buna çok sevindik. Ve torpağa gelende ise yani Türkiye'nin fark var, fark var ama o kadar da yok. Örtüşüyor yani. Yani biraz fark var, yani biraz fark var. Bölge yani torpaqlar tam farklıdır. Yani biz tabii ki buradan tohum alıp aparanda biz onu buradaki torpağın torpaq katının hansı bizde Azerbaycan'da bölgelerde hansı uygundursa buranın torpaqlarına tabii ona ki göre. O tohumları, o çeşitleri biz aparıp orada ekerek. Peki. Çok kısa, hava karardığı için ışık yok diyor kameraman, o yüzden söylüyorum. Türkiye'den sizin oraya giden çeşitler Azerbaycan'da tescillenmiş midir? Kayıtlı mıdır? Devlet bunlara bakıyor mu? Ya tescil istiyor mu sizden? Siz bizim en yaralı yerimize tokundunuz. Biz artık bir neçə ildir ki bu barədə biz məsələ qaldırmışıq və davam edirik bu məsələ qaldırmaqda. Yəni keçən il bizdə kənd təsərrüfatı naziri dəyişdi. Yəni indi bizi çox hörmət etdiyimiz Heydər Əsədov cənabları Tarım Bakanıdır. Ve o söz vermiştir ki biz bu meseleni yani Türkiye tohumlarının Azerbaycan'da qeyd alınması meselesini biz onun karşısında kaldırmışız ve o söz vermiştir ki bu meselede bize kömeli edecektir. Ve ben size yeri gelmişken onu da demek isterdim ki Türkiye tohumlarının Azerbaycan'da gelip yayılıp geniş vüsat alması için en büyük engel de məhz Türkiye tohumlarının Azerbaycan'da qeydə alınmamasıdır. Yani Azerbaycan'da dövlət qeydiyyatından keçməməsidir. Eğer Azerbaycan'da dövlət qeydiyyatından keçməmişdirsə, bizdə Azerbaycan'da da, Türkiyədə olduğu kimi, Azerbaycan'da da toxumçulara dövlət dəstəyi vardır. Yalnız Nazirlər Kabinetinin qərarına görə yalnız o toxumçulara dövlət dəstəyi verilir ki, Azerbaycan'da qeydə alınmış, dövlət qeydiyyatından keçmiş toxumu əksinlər. Ama Türkiye'nin tohumları bizde qeydiyyatdan keçməmişdir. Destek alamıyoruz. Destek almırlar. Eğer tohumçu dövlət desteğine məhrum olacaqsa, Türkiye tohumunu əkəndə, o zaman tohumçu sata bilmir. Ve dövlət desteğine məhrum olur. Yani Türkiye'den Türk tohumunu alabilmir. Doğru. Alabilmir. Çünkü dövlət qeydiyyatdan keçməmişdir. Bu məsələni biz yani hörmətli Tarım Bakanımız Heydər Əsədov qarşısında qaldırmışıq ve o bu məsələyə müsbət həllini tapmağına, köməkli etməyinə söz vermişdir. Böyle bir çalışma zaten iki tarım bakanları arasında bizim o protokoldan sonra devam ediyor. Ha. Türkiye'deki çeşitlerin Azerbaycan'daki listeye direkt yazılmasıyla ilgili ve tohumculuk sisteminin orada entegre edilmesine ilişkin çalışma sürüyor. Peki. Ama sürüyor. Bir şey de net bir şey. Olsun. Sayın Başkan, siz bu bir çalışmadır yani, başlangıçtır. Hemen hop diye olmaz bu işler yani. Önce tohumda biliyorsun, gideceksin, ekecek, deneyecek, bakacak, kafasına yatacak, sonra umarım olur ama bu çabalar i̇nşallah, boşuna değil yani. İnşallah güzel olacağını peki, düşünüyoruz. Sayın Hacıyev, Sayın Ergun çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Uzun zamanda görüşmeyeli. Sizleri burada ağırlamaktan şeref mutlu duyuyoruz Aygun ailesi olarak. Sevgili seyirciler, Sayın Trakya Tarım Genel Müdürü İlham Özen Aygun ve Azerbaycan Tohumcular Birliği Başkanı Afer Hacıyev'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Dedim yani eğer benim zamanım olsa havada kararmasa sabaha kadar sürer diye. Tohum bu çünkü çok derin bir konu. Ama biz iyi bilgiler aldığımı düşünüyorum. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkilerde nerede tıkanıyor? Tohumcular ne yapar? Devlet ne yapar? Ne yapması lazım mı? Sağ olsunlar sayede de biraz daha öğrenmiş oldum. Biz Türkiye'de nerede bir tarımsal faaliyet ve küçük bir çaba varsa onu olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.